Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir maya maskesi tarifi vereceğim ve içinde kullandığım malzemeleri de size şöyle göstermek istiyorum. Süt miktarını koydukça söyleyeceğiz arkadaşlar, çünkü mayanın ne kadar alacağını şu anda ben de tam kestiremiyorum. Değişik, yani maya türlerine göre değişebiliyor süt miktarı. Kullanacağımız ürünler toz maya, aloe vera jel ve bir miktar süt diyelim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Mayamızı kabımıza alıyoruz. Yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben toz mayayı tercih ediyorum. İçine bir tatlı kaşığı aloe vera jel, ilave edeceğim. Aloe vera jel bildiğiniz gibi cildin yaralarının iyileşmesine, cildi yenilemesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Ve süt. Şimdi ilk önce bir tatlı kaşığı kadar alalım. Şöyle bir karıştıralım. İkinci tatlı kaşığımız alıyoruz. Hala istediğim kıvama gelmedi. Üçüncü tatlı kaşığı. Süt de biliyorsunuz arkadaşlar, cildin nemlenmesine, beyazlamasına yardımcı oluyor. Mayanın zaten özelliklerini saymakla bitmez. Cilde o kadar iyi geliyor ki, o yüzünüzdeki siyah noktaları, pıtır pıtır olan böyle beyaz beyaz, biliyorsunuz hani yüzlerde olur ya böyle yağ bezeleri gibi, onları inanılmaz derecede dindiriyor ve çok çabuk geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Ve dördüncü kaşığımı da alayım. Şöyle bir güzel karıştıralım. Maya inanılmaz bir nimet arkadaşlar. Yani biz bunları hamur işlerimizde kullanıyoruz ama ya bu kadar güzel bir özelliği olduğunu yani keşfetmeniz bence mükemmel olur arkadaşlar. Bakın şöyle bir kıvama geliyor. Macun kıvamına getiriyoruz arkadaşlar. Şu kaşığımdaki fazlalık jeli de alayım. Arkadaşlar bundan daha cıvık olmasın. Böyle bir macun kıvamında olsun. Ve nasıl uyguluyoruz? Her zamanki gibi. Arkadaşlar yapacağımız bütün maskeleri yüzünüzü ilk önce bir temizleyin. Mutlaka temizleyin. Niye maske yapıyoruz demeyin. Çünkü maskeler temizce de yapılır. Bunu her maske videomda size anlatıyorum. Bakın bu kıvamda olacak. Tabi iyice karıştıracaksınız bu arada. Ben tam karıştırmadım. Böyle cildinize süreceksiniz. Her tarafına gelecek şekilde. İçindeki malzemelerde suratınızdaki sivilcelerden kurtulacaksınız. Yüzünüzün ten renginin açılmasını sağlayacak, iyileşmesini sağlayacak, kuruysa nemlenmesini sağlayacak. O kadar yararlı bir maske ki arkadaşlar. Gerçekten faydasını göreceksiniz. Haftada iki kez yapmanız yeterli. Ama aşırı yağlı cildiniz varsa iki günde bir de yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur arkadaşlar. Arkadaşlar elinizde böyle bir aloe vera jel yok mesela. Ama aloe vera bitkisi var. İçindeki jeli de kullanabilirsiniz. Benim elimde şu anda bu olduğu için bunu kullandım. Maskem de bu şekilde kuruyana kadar bekliyoruz. Sonra ılık suyla duruluyoruz. Ve cildimizi
güzel bir şekilde temizliyoruz ve etkisini ilk günden hissedeceksiniz. Maskem bu kadar arkadaşlar. Umarım size faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.